Bu videoda nasıl duysal köpük yapabileceğimizi göreceğiz. Böylece çocuklarınız yepyeni ve çok hoş bir dokuyu keşfedebilecek. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler bir leğen, bir miktar mısır nişastası, bulaşık sabunu ya da gündelik sabun ve bir çırpıcı. İki ölçü bulaşık sabunu. Bir. İki. Ve üç ölçü su. Şimdi çırpıcıyla bu karışımı 3-4 dakika karıştıralım. Köpük tamamen çırpılıp yoğun bir hale geldiğinde 2 kaşık mısır nişastası ekleyelim. Ve tekrardan çırpalım. Eğer nişastanız yoksa önemli değil. Köpüğün daha uzun süre dayanmasına yardımcı oluyor ama olmasa da olur. Hazırlamış olduğumuz köpükle çocuklarınız farklı şekillerde oynayabilir. Mesela küçük oyun kapları, yüzen ya da batan değişik oyuncaklar atabilirsiniz. Köpüğün dokusu gerçekten çok hoş ve yumuşak. Üzerine üfleyebilirsiniz. Köpüğün dibine çocuğunuzun bulabilmesi için oyuncaklar saklayabilirsiniz. Ya da yalnızca ve basitçe elleriyle dokunabilir, hatta ayaklarını sokabilirler çocuklarınız. Köpüğü bir tepsiye alabilir ya da bu şekilde leğende bırakabilirsiniz. Renklendirici ya da baharat da ekleyebilirsiniz ama tabii ki köpük lekeler hale gelecektir. İyi eğlenceler.